Öncelikle Birleşmiş Milletler tabii ki çok önemli. Bunun öncelikle bir uluslararası toplumun gündeminde tutulması gerekiyor. Bunun ilk adımı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aldığı bu kararın arkasında durması lazım. Yani Kudüs'ü Filistin'de başkent olarak tanıma hamlesinin devam ettirilmesi lazım. Devletlerin bunun gereğini yerine getirmeye çalışmaları lazım. İkincisi bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gündemi oluşturulması lazım. Bunun çok zor olmayacağı kanaatindeyim. Yani işte Latin Amerika'dan, Afrika'dan, Asya'dan birçok ülkeden destek verilebilir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın zaten kendisinin bir hayli önemli bir üyesi var. Evet. Genel kurulda. İş Güvenlik Konseyi ayağına geldiğinde orada biraz iş zor. Niye zor? Çünkü 5 üyeden veto hakkı olan 5 üyeden birisi Amerika. Kendisiyle ilgili herhangi bir şeyi veto edecek. Öncesinde de zaten bunu yapıyordu hatırlarsanız. Evet. Trump'ın buradan geri adım atması çok zor görünüyor. Fakat daha belki fırsat alanı olarak açılabilecek şey burada mesela Rusya nasıl davranacak, Avrupa Birliği nasıl davranacak? Eğer onlar bu konuda herhangi bir inisiyatif oluştururlarsa belki Amerika Güvenlik Konseyi düzleminde değil ama Genel Kurul düzleminde sıkıştırılabilir. Bu kararıyla ilgili en azından uluslararası toplumun kabul etmediği tekrardan gündeme koyulmuş olur. Bundan sonraki süreçte bence gündemi Kudüs üzerine tutmak çok önemli. Yani bu birkaç ayın gündemi olamaz. Çok daha uzun vadeli bir gündem olarak benimsenmesi lazım. İslam ülkeleri de böyle bir testten geçecekler. Arap ülkeleri özellikle böyle bir testten geçecekler. Bugün o gündür.